Zeynep'in Ali Hikmet'in torunu olduğunu söyledin mi kimseye? Hiç kimseye söylemedim. Söyler miyim? Zeynep'i hiç ateşe atar mıyım ben? Bak doğru söyle bana. Zeynep'in üstüne yemin ederim ki hiç kimseye söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceksin o zaman. Başak çiftliğinden. Ne yaptın sen bey? Alırsın Zülfikar. Nasıl? Eşref benim... Dön Zülfikar. Dön dedim. Mecburum Gökhan. Mecbur değilsin Zeynep. Yani istemezsen gitmezsin. Niye? Başaklarla kalıp savaşmak için mi? Gökhan seninle bir ilgisi yok biliyorsun. Ben burada çok kötü şeyler yaşadım. Hatırlayacağın güzel bir anımız olsun isterdim. Belki vardır. Zeynep. O gece bağ evinde. İstanbul yolculuğun dikkatine. Otobüsümüz yarım saat sonra kalkacaktır. Uf, baba nerede kaldın? Sen bir şey diyordun az önce yarım kaldı. İyi yolculuklar. Kendine iyi bak. Zeynep. Senden bana hatıra kalsın. Neredesin baba? Tamam geliyorum.
Banu. Hadi aç şu telefonu anneciğim. Hadi aç kızım. Sen neredesin? Onun yanında mısın? Yapma anneciğim. Ne olur beni sensiz bırakma. Ne olur yapma. Senden vazgeçmeyeceğim. Efendim anne. Banu, kızım. İyiyim anne. Banu anneciğim neredesin? Söyle hemen geliyorum. Eve geliyorum. Hadi aç. Aç şu telefonu be adam. Hadi aç. Hakan Bey. Alo? Eşref? Niye aramıyorsun? Allah'ın cezası. Hadi ne gördün çabuk anlat. Alo? Eşref? Bey biz ne yaptık? Senin pisliğini temizledik Zülfikar. Arkana Başak çiftliğinden adam takıp gelmiş. Şu kazdın çukura iyi bak Zülfikar. İyi bak dedim sana. İyi bak Zülfikar! Eğer geçmişte yaşananlar konusunda Zeynep'e tek laf edersen senin sonu da bunun gibi olur. Bir mezarda senin için kazarsın. Duydun beni. Duydun mu? Konuşmam. Ama kendim için değil, Zeynep için. Hakan Bey. Ben kızımla İstanbul'a gidiyorum. İsabet olur. Ortalık biraz yatışsın. Lakin attığın her adımdan haberin olacak. Duydun beni? Allah'ım, ben senden af dilemekten yoruldum. Gari sen beni bildiğin gibi yap. Baba. Oğlum. Hayır baba. Senin oğlun yıllar önce burada öldü. Sonra senin gözün kimseyi görmedi. Geçmişte takılıp kaldın sen. (Gülüyor)
Şeref olsa konuşurdu. Kim açtı telefonu peki? Sevinç! Ne yapıyorsun hayalet gibi abla ya? Korkutuyorsun insanı. Kork zaten. Ben de olsam ben de korkardım. Ne diyorsun abla? Benim derdim zaten başından aşmış. Hiç uğraşamayacağım seninle. Gökhan. Kimin çocuğu? Anlamadım. Anlat bakalım gelin hanım. Gökhan'ın gerçek babası kim? Oğlum. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Yanlış baba. Yanlış. Sen ne yaptıysan kendin için yaptın. Bu durduğun yere göre değişir. Mesela buradan bakınca babasını anlamayan bir oğul görüyorum karşımda. Bense oğlunu yanlış sevmiş bir baba görüyorum. Geçmişte yaşadıklarının hepsini ödettin baba bize. Hepimize teker teker ödettin baba. Anneme, bana, çiftlikte senin için köpek gibi çalışan insanlara. Anladım. Mesele Zülfikar. Değil mi? Kızı Zeynep. Hayır anlamadın. Hiçbir zaman anlamayacaksın. Ne söylersem söyleyeyim anlamayacaksın değil mi baba? Ben buraya sana veda etmeye geldim. Ben gidiyorum. Orası çok uzak. Çok uzak. Çok uzak olan biziz baba. Hiçbir ülke seninle benim kadar birbirimize uzak olamaz. Seninle benim aramla baba. Seninle benim aramla. Babamla benim aramla. Senin taşlaşmış kalbim. Nerede kaldın baba? Geldim kızım geldim. Yaşlı dedim, hasta dedim, beklettim aracı. Çok ayıp oldu. Hadi hadi. 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 Saçmalıyorsun. Yok öyle bir şey. Boşuna inkar etme. Ben her şeyi duydum. Ha. Ama benim esas merak ettiğim... hani o aslan parçası... yere göğe sığdıramadığınız... Gökhan'ın gerçek babası kim? Zavallı abim benim. Yoksa zavallı Gökhan mı demeliyim? Ha? Bilemedim. Sen söyle gelin hanım. Acaba en çok hangisi yıkılır? Ne duyduğunu bilmiyorum. Ama yanlış anlamışsın. O zaman sen beni doğru anla. Gökhan'a annesi ve babası hakkında gerçekleri söyleyeceğim. Annesi yalancı, babası da cici babaymış. Abla ne kadar acıklı. Gökhan yıkılacak. Zavallı yeğenim.
Yeğenim diyeceğim ama diyemiyorum. Yeğenim bile değilmiş. Yok diyorum. Gökhan duyunca senin yüzünü bile görmek istemeyecek. Ali Hikmet senden nefret edecek. Gökhan Bey'in odası için yeni perdeler geldiydi de. Lüzum yok Fatma. Gökhan Bey kalıcı değil. Çeneni kapalı tutacaksın. Sen benimle pazarlık edecek durumda değilsin gelin hanım. Tamam. Ne istiyorsun? Ateşe düşmüş Sağır. Oh, canıma da değsin. Oh. Lan. Ne istiyorsun? Ne? Evet. Hadi, söyle ne istiyorsun? Abimle konuşup Selçuk'u şirkete geri aldıracaksın. Ali Hikmet beni dinlemez. O zaman Gökhan beni dinler. Tamam. Ha, bir de o akşam. Atları kimin saldığını gördün mü? Görmedim. Bak bir de gelin görümce anlaşamaz derler. Biz seninle ne güzel anlaşıyoruz Sevinç. Fatma! Bize iki keyif kahvesi yap da içelim. Aysun Hanım, ben en yakın tarihe Sydney'e bilet istiyorum. Hayır, tek gidiş. Sadece gidiş istiyorum, geri dönmeyeceğim. Gayrı dayanamam.
bu hasrete. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşin aşkıyla canım, yakma çıramı. Ya beni de götür. Ya sen de gitme. Bağrıma bastım da kızgın dağları. Bir an koydum mor sümbüllü bağları. Sevdiğim geçiyor. Kahretsin Gökhan. Yeter artık ya. Aç şu telefonu Ali Hikmet. Aç. Ben bütün çocuklarımı senle kaybettim ulan. Senin benimle ne derdin var lan? Uğursuz. Uğursuz. Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun? Uğursuz! Soyumu kuruttun lan benim! Soyumu kuruttun! Soyumu! Soyumu! Soyumu kuruttun lan! Soyumu! Baba ver şunu. Kızım. Kızım ne yaptın sen? Aa! Ne oldu kız? Açmıyorlar mı? Önce çalıyordu, sonradan kapandı. Hey güzel Allah'ım. Hey Zülfikar. Sen benim elime düşersin. Kız Fatma abla. Bunlar gerçekten gitmiş olmasın. Ay Gülizah. Anasının kuzusum, anasının kuzusu. Hoş geldin annem. Anam. Senin kuzum kim yaptı bunu sana? Kim yapacak? Evli kırlası kocasıdır. Annem! Şş, kapatalım şimdi. Tanzim! Oğuşum! Canım oh. Annem çok özledim seni. Ben de çok özledim o. Anne! Yüzüne ne oldu? Düştüm oğlum. Düşverdim. Hadi sen bir git bahçede oyna. Her şeyi geride bırakacağız demedik mi? Dedik ama Gülizah... Babacığım, ne bizimle gelmek istedi ne de gitmemize engel oldu. Bırak kalbi bizimle olmayan kim varsa geride bırakalım, tamam mı? Banu, ben Gökhan'ı kaybediyorum.
çaresizim Sevinç teyze. Artık düşünemiyorum bile. Zeynep geldiğinden beri... Banu yeter. Uğraşamayacağım. Gerçekten önemli işlerim var. Kusura bakma lütfen. Gülizar. Banu Hanım'la ilgilen lütfen. Ben size bir relax çayı yapayım Banu Hanım. İçine melisa otu, biraz papatya, detoks olur. Kız Fatma abla. Huslu göz bağlıyor da bir haller olmuş Fatma abla. Güzel. Kim bu Banu? Aman Gökhan Bey'in yavuklusu mu, nişanlısı mı, ne işte öyle bir şey. Zeynep biliyor mu peki? Biliyor. Ne olmuş? Seyis'in kızı kim, Bey'in oğlu kim? Davul bir yana, tokmak bir yana. Ay, çocuktuk biz. Zeynep'le Gökhan birbirlerine bir bakarlardı. Heyt be! Başat çiftliğinin buğdayları başlarına yerdi. Ali Hikmet Bey görene kadar tabii. Ah Zeynep'im ah. Kim bilir nerelerdesin şimdi? Zeynep burada. Ne? Zeynep çiftliğe geri mi döndü? Evet, döndü de. Sonra da babasını aldı gitti. Gökhan onu gördü mü? Konuştular mı hiç? Gördü, konuştular. Ne olmuş? Hatta Ali Hikmet Bey onu çiftlikten kovdu. Gökhan Bey'imle Zeynep bir gece bağ evinde kaldılar baş başa. Şuraya yazıyorum. Ne yazıyorsun kız oraya? Gökhan Zeynep'i geri getirecek. Şu kızcağız da bu yüzden deliri vermiş. Yasemin. Aferin kız Zeynep. Başat çiftliği ne kadar eğlenceli bir yer olmuş böyle. Bana bak Yasemin. Vallahi gözüm mor demem, giriş vermişim sana. Gülizar, bana bir kahve yapıver. Hemen Selçuk Bey'im. Bir de Zülfikar amcaya söyle de bir çalışma odasına kadar geliversin. Gelemez Selçuk Bey'im. Dayımın yanında mı? İşi bitince gelsin, sen söyle. Onlar Zeynep'le birlikte İstanbul'a gittiler Selçuk Bey'im. Zeynep gitti mi? Ha. İkisini de kaç kere aradım. Telefonlarını açmıyorlar. Ulaşılamıyor. Lütfen. Banu. Niye telefonun kapalı kızım? Allah'ım çıldıracağım. Gözümüz aynı. Yakında istediğine kavuşacak. Başak çiftliği bizim olacak. Sen istediğin anne. Ben Zeynep'i istiyorum. Ama Zeynep gitmiş. Ben sana saray gibi koskoca Başak çiftliğini vaat ediyorum. Sen bana Zeynep diyorsun. İçinde Zeynep olmayan sarayı ne yapayım ben anne? He?